Evet, herkese merhabalar. Ben Mert Oktay. Tarihi fotoğraf makinelerini anlattığım, incelediğim bu bölümde sizlerle birlikte Voskhod marka fotoğraf makinesini inceleyeceğiz. 1964 yılında üretildi ilk olarak ve 68 yılına kadar sürdü. Yaklaşık 4 yıl boyunca üretimi devam etti. Eski Sovyetler Birliği'nde üretildi. Yaklaşık 59 bin adet üretildi ve satıldı. Yani diğer makinelere kıyasla biraz da nadir bulunan bir fotoğraf makinesi. Rusça'da Voskhod gün doğumu ya da yükseliş anlamına geliyor. Şurasında Voskhod yazısı var. Bu yazı Kiril alfabesiyle yazılmış halde satışları da yapıldı. Yani aynı fotoğraf makinesinden üretildi. Sadece buradaki yazısını değiştirdiler. Hem Latin hem Kiril alfabesiyle yazılmış halleriyle yaptılar. Bu makinenin değişik bir özelliği dikey kullanım için üretilmiş olması. Yani yatay kullanımdan çok dikey kullanıma daha çok elverişli. Fotoğraflarınızı dik çekerken daha kolay fotoğraf çekebiliyorsunuz dik olarak. Tasarım olarak da ya geleneksel fotoğraf makinesi tasarımlarından biraz daha farklı. Hem çalışması olsun hem görüntüsü olsun. Malzeme olarak ya bayağı bir ağır. Yani bu boydaki bir fotoğraf makinesine göre bayağı bir ağırlığı var ve çok sağlam bir makine. Yani o dönem nasıl bir çağda yaşadılarsa ya herhalde bu fotoğraf makinesini dışarıda gördüğün zaman direkt dersin ki bu Rus dersin yani. Adamlar bildiğin şeyleri, medeniyetlerini yansıtmışlar. Diğerlerinde kurma kolları genelde makinenin üst tarafında oluyordu. Ya da ne bileyim şu tarafta falan oluyordu. Burada kurma kolunu, şurası deklanşör. Kurma kolunu hemen üste almışlar. Yani şu şekilde kurup fotoğraf çekiyorsunuz. Bu tasarım bile yani diğer fotoğraf makinelerinden bayağı bir farklı. Diyafram açıklığı da 2.8'den 22'ye kadar bir diyafram aralığı var. Hemen üzerinde bir çentik var, kırmızı. Önce enstantaneyi ayarlıyorsunuz buradan. Enstantaneyi ayarlamak için çevirdiğiniz zaman üstteki halkayı, mesela şu an ben 60'a getirdim. Diyaframı çevirirken döndüremiyorsunuz. Şu iki tane çentiye bastırıp döndürdüğünüz zaman diyaframı ayarlıyorsunuz ve diyaframın halkasıyla enstantanenin halkası birbirini kilitliyor bıraktığınız zaman. Daha sonraki yapacağınız değişiklikte, yani bastırmadan değiştirdiğinizde iki enstantane ve diyafram halkası ikisi birlikte dönmeye başlıyor. Mesela bu üstünü 15 enstantaneye ayarladım şu an ve 4 diyaframda. Siz bunu çevirdiğiniz zaman çentiye basmadan ikisi birlikte dönüyor. Mesela 8 enstantaneye 5.6 diyafram oluyor. Çentiklere bastığınız zaman diyaframı sadece istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu da yani değişik. Mesela 250 enstantaneye getirdim şu an. 250 enstantanede çentiye basmadan çeviriyorum. İkisi aynı anda, yani 250'ye 2.8 diyaframda duruyor. Bastırdığın zaman sadece diyaframı değiştirebiliyorsunuz. Ya bu da değişik. Bu makinelerde ilk kez gördüm bunu da. Enstantane aralığı da 250'ye kadar. Önceki videolarda incelediğim fotoğraf makinelerine göre bayağı bir kısıtlı enstantane aralığı var. Ve netlemesi de manuel olarak yapıyorsunuz. Hemen üst tarafında metre işaretleri var. Tamamen buna göre yine aynı kırmızı çentiğin üzerinden ayarlıyorsunuz. Bunda işte 1 metre, 1.2, 1.5, 1.7. İşte toplu bir fotoğraf çektiğiniz zaman 3 kişiyi koymuşlar üzerine. Bu yaklaşık 4 metrede duruyor. İşte 8 metre var. İşte manzara için bir ev fotoğrafı koymuşlar. Eve getiriyorsunuz daha genişte çekmek için. Ve sonsuz bir netleme var. Lensin hemen alt köşesinde bir soket girişi var. Buraya da flaş takabiliyorsunuz. Flaşı sabitlemek için de direkt makinenin üzerine. Makinenin arka bölümüne geçecek olursak bizim bildiğimiz klasik 36'lık o şeyleri, 35 milimlik filmlerden kullanılıyor. Hemen şu alt köşesinde bir çentik var. O çentiği aşağıya çektiğiniz zaman arka bölüme bu şekilde açılıyor. Hemen açıldıktan sonra üst tarafında bir seri numarası yazıyor. Makinenin seri numarası. Bunun ilk iki sayısı makinenin üretim yılı. Benimkinde mesela 66 yazıyor. Yani bu makine 1966'da üretildi. 55 yaşında şu an
bu makine. Bizim bildiğimiz usulden yine filmleri takılıyor. Yine sarmalı. Üst taraftan çekip sarıyorsunuz. Buradan da. Filmi taktıktan sonra hemen üst tarafında bir post sayısını gösteren bir geri sayım sayacı var. Buradan bunu ayarlamanız gerekiyor. Yani siz 36'lık taktınız, direkt buradan getireceksiniz ki otomatik tık tık düşsün diye. Yani filmi takınca direkt 35'e 36'yı atmıyor buradan. Böyle de ilginç. Alt tarafında yine tripod'a koymak için yuva var. Ama tripod'a da benim ilgimi çekti bu olay. Tam köşede. Yani bana göre tam sol tarafa koymuşlar. Yani makine tripod'un üzerinde şöyle duracak. Ama zaten çok ağır. Yani herkes flash'la çekim yapacak diye mi acaba? Şöyle bir şey için üretildiği de söyleniyor. Daha çok vesikalık falan çekmek için kullanılan bir makineymiş. O yüzden dik olarak üretmişler makineyi, dik fotoğraflar için. Herhalde o olunca da mecburen flaş olacak diye tam köşeye, yani flaşın da ağırlığını hesap etmişler herhalde, tam köşeye koymuşlar. Ama yani şey için tam ortada olması, hatta sağ tarafa biraz daha yakın olması lazım. Çünkü böyle aldığınız zaman bu taraf biraz daha ağır. Çok sağlam yapmışlar. Şu an bu sağlamlıkta herhalde bir fotoğraf makinesi piyasada yok bu segmentte. Şu an bu makineyi satın almak isterseniz de 100 Euro falan internette gördüm 100 Euro'dan satıldığını. Yani ilanlarda var, temizlik oranına göre mutlaka değişir ama şu anki piyasa ortalaması 100 Euro diyeyim ben. Manuel netleme olduğu için şu ön bölüm çok hafif yani. Keşke biraz daha şey yapsalardı. Mesela fotoğrafı netledin, zaten çok minik minik böyle ilerletiyorsunuz şey yaparken netlemede. Netledikten sonra hafif bir değmede bile kaçabilir neti. Çok şey yapmışlar yani, serçe parmağınla bile netini değiştirebiliyorsun. Bu bölümün de sonuna geldik. Gomps Voskot fotoğraf makinesini incelemiştik bu bölümde. Merak ettiğiniz bu makineyle ilgili sorularınız varsa bunları yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ben eğer internetten bununla çekilmiş bir fotoğrafları bulabilirsem de bu videoyu zaten ekleyeceğim. Videonun sonuna geldik. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.